Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi bir önceki videomuzda özellikle Trabzonspor takımımızın Muhammed Şam ve Yaremçuk'la alakalı çok önemli yol kat edildiğini, menajerlerin masada olduğunu sizlerle beraber paylaştık. Şimdi ben tabi dışarıdaki transferlere bakıyorum. İşte Luslam'ı bitirdik, Barış İçi bitirdik, Deniz Draguş'u bitirdik diyoruz. Bir tarafta Muhammed Şam, Yaremçuk 5 şu an konuşuyoruz. Cihan Çanak'a bir teklif gitti. Burada Cihan Çana koyuyoruz yerli anlamında. Emrak Baba'nın adı geliyor. Birçok oyuncu konuşuyoruz. Stoper'de konuşuyoruz. Hücumda konuşuyoruz ama bakın arkadaşlar. Hep de transfer konuşuyoruz. Birazcık da şöyle bir detayları vermem gerekiyor. Bizim bunları da konuşmamız gerekiyor. Neden? Çünkü biz bu sezon gerçekten Abdullah Avcı'nın şampiyon olduğu dönem dahil. Dönem dahil. Çünkü o zamanlar kimse şampiyonluk beklemiyordu. Hani yani Abdullah Avcı şampiyonu yapacağım dediğinde yani ya ama falan diyenler çok oldu Abdullah Avcı geldikten sonra ama Abdullah Avcı gerçekten dediğini yaptı. Onun akabinde ciddi bir tribülansa girdik. Çok ciddi bir şekilde aşağıya kafa üstü çakılmış bir vaziyette şu anda bana göre. Hem oyun anlamında hem puan anlamında hem oyuncu kalitesi anlamında çok ciddi anlamda eksideyiz. Biz bu sene takımımıza önemli oyuncular getirmeye çalışıyoruz, planlıyoruz. Bana göre şu an transferde şampiyonluk yolunda hala istenilen kadroyu kurma aşamasında başarılı değiliz. Biz bu sene e, takımımızı güçlendirelim istiyoruz ama arkadaşlar maalesef şunu da söylemek istiyorum. Hesapta olmayan bazı sıkıntılar çıkabilir. Nasıl? Bunu şimdiden ben bunu öngörebiliyorum. Yöneticiler de bunu öngörüyordur. Hesapta olmayan plansız bazı oyuncularımızın da ayrılışı söz konusu olabilir. Bakın. Uğurcan Çakır menajer şirketini değiştirdi. Menajeri kim abicim? Ee, Arabistan'da çok e, güçlü. Avrupa'da güçlü. Yeni bir menajer buldu kendine. Merih Demiral'ın menajeri. İtalya'da güçlü. Şimdi buradan hemen e, Mendi atlıyorum. Mendy gene yurt dışında özellikle Crystal Palace'ın teklif ettiği haberleri var. Mendy ciddi bir şekilde isteniyor. Kulübümüz 10 milyon euro'nun altında vermem diyor Mendy'ye. 2 Mendy. Trezege gene aynı şekilde Arap takımları. Premier League yurt dışında birçok takım istiyor. Bunu Mısır'da bir başkan söyledi. Ve bu da çok gündemde. 3. Trezege. E şimdi e, Thomas Mönye sözleşmesinde bir madde var. Ve Thomas Mönye kendi şikayetlerini belirtti. Ailemi özlüyorum. Çocuklarımın yanında değilim. Otelde kalıyorum. Sosyal hayatım kötü. Direkt uçuşum yok gibi şikayetlerde bulundu. Thomas Mönye gene Trabzonspor takımımızda hesapta olmayan bir şekilde ayrılışı gündemde. Bakın tehlikeli durum, tehlikeli. Biz bu sene hata yapma şansımız yok. Çok iyi hamleler yapıp elimizdeki ben her zaman birinci günden şu, şu saate kadar Abdullah Avcı'nın transfer politikasıyla alakalı her zaman ben şunu savundum. Dedim ki arkadaşlar biz iskeleti koruyalım. İskeleti korumazsak bu takımdan çok bir şey beklemeyin diyorum sizlere. Gene söylüyorum. Solda Eren'in transfer teklifleri geldi. Eren'in menajeri ben götürürüm dedi. İşte hatta bir para koydu masaya Eren'le alakalı. E orada da böyle bir gelişme var şimdi. Eren de gitme ihtimali var. Eren gidebilir. Oraya Baris'i çaldık. Arkada Arif var diyelim. Ama Sabek'te Thomas Mönyen'in gitmesiyle beraber iki Sabek'e direkt alman lazım. Direkt. Direkt arkadaşlar. Mehmet Can Aydın'ı da uzatmadım. Bakın direkt iki tane Sabek getirmen lazım. Bu bizi yorar. İki tane Sabek getirmen lazım. Bu bizi yorar arkadaşlar. İki. Mendy'nin gidip gitmemesi belli değil Onun alternatifini mi Oka'yı istiyoruz Mendy giderse ben oraya Lusram aldım Oka'yla da bir görüşme gerçekleştireyim Mendy'ye gerçekten teklifler var Ve isteyen takımlar var Ben Mendy'den yol ayrımına gidersem mi mi kovalıyor kulübümüz Şimdi biz bunu tartışıyoruz Burada ben canlı yayınlar yapıyorum Sizlerin yorumlarınıza bakıyorum Şu arkadaşımız bana şunu söylüyor Abi Lusram var Mendy var ne gerek var Oka'ya diyor mesela Ama şöyle de bir durum var Crystal Palace gibi bir takım 12 milyon euro bir teklif hazırlığında olduğu, teklifte bulunacağı söyleniyor. Kulübe gelen bir şey yok. Eyvallah ama menajer üzerinden men diye birçok takım teklifte bulunuyor. B planlarını yapman lazım. Bak 24 Haziran'da ben sezon açacağım. Şimdi şurada kaldı 20 gün diyelim. 20 gün içerisinde benim bu işleri yoluna koymam lazım. Eğer ben bu işleri yoluna koyamazsam problem, ciddi problem beni bekler. Kampa ben getirmek istiyorum diyorsun. Kamp döneminde erken başlayacağım diyorsun. Avrupa Kupaları için yeni bir kadro yapılanmasına gidiyorsun ama burada da Abdullah Avcı'nın ciddi anlamda hata yapmaması lazım. Bakın Abdullah Avcı bir önceki transfer dönemlerinde, şampiyon yaptıktan sonraki transfer dönemlerinde hep böyle hani bu kadar bu kadar baskı altında olduğunu düşünmüyorum ama şu anda yapılacak olan transferlerle beraber yeni sezona gireceğimiz dönemde mesela Ertuğrul Doğan başkanımızın devre arasında canlı yayınlarda televizyonda yıldızla getiririm. İki tane de yıldız alacağız. İşte hocamız kim isterse getiririz. Bu takım şampiyon olacak. Biz daha önce yaptık gene yapacağız. Bu takım kampta tam kadro gidecek gibi söylemlerle beraber ben, sen, arkadaşım, öteki arkadaşım, öbür arkadaşım beklentiye girdik. E, bu bizi beklentiye sokmasıyla beraber de tabii ki de çıtayı en tepeye koyduk. E çıtayı en tepede olduğu için de hem doğru hamleler yapmamız lazım hem de bu sezon transferi çok kritik. İki sene daha kayba gideriz. Başkan ortada kalmaz. Hoca ortada kalmaz. Takım anlamında ciddi bir türbülansa gireriz. Bu seneyi bile arayabiliriz arkadaşlar. Ben bunu konuşmam lazım. Genç oyuncu altyapı, altyapıdan ne kadar oyuncu çıkartabileceğim? Bu sezonunki planlamada ben bir tane de Ahmetcan Kaplan çıkartabilecek miyim? Ben takımımızın bünyesine altyapıda U19 şampiyon kadromdan kaç tane oyuncu getireceğim? Kaç tane oyuncu oynatabileceğim? Bana göre oynatamayacağız arkadaşlar. Ben bu sene şöyle düşünüyorum. Sonuç odaklı gideceğiz Abdullah Avcı maalesef maalesef şu anki baskı çok yüksek. Abdullah Avcı'nın da eli çok kuvvetli değil. Türkiye Kupası'nı alsaydı, bakın Türkiye Kupası'nı alsaydı Abdullah Avcı çok daha güçlü olacaktı. Ciddi bir kesimle Abdullah Avcı'nı uğraştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Medya içerisinde olsun, dışarıda olsun. Bakın taraftar eleştirir. Taraftar işini yapıyor abicim. Taraftar hoşuna gitmedi mi? Ben beğenmiyorum kardeşim. Gitsin bu takımın hocası diyebilir. Taraftarın bu en doğal hakkı. Ya Giray'ı beğenmiyorum yorum yapma ben seni izlemeyeceğim diyebilirsiniz. Sizin en doğal hakkınız bu. Buna bir şey söyleyemem. Beni beğenmeyene kimseye bir şey söyleyemem. Ama burada şimdi Abdullah Avcı hani ee, çıtayı tepeye koydu gene. Biz yaptık gene yapacağız. Seni agresif, önde basan, hızlı oynayan, şöyle böyle takım böyle takım deyince biz o da o da olan sabredelim diyoruz hocaya bir şöyle bir bakıyoruz yapabilecek mi yapamayacak mı göreceğiz. Bunu kamp döneminde hazırlık maçlarıyla beraber başlayacağız. İlk bir iki hazırlık maçı zaten şey değildir bir ölçü değildir ama ondan sonraki döneminde de bakacağız göreceğiz değerlendireceğiz arkadaşlar. Transferde bakın üç isim bitti. Bir önceki videomda söylediğim Muhammed Şan ve Yaremçuk bu iki isim içinde Trabzonspor takımımız masada. Özellikle Yaremçuk'u bitirsin diye Ahmet Bulut görevlendirildi. Trabzonspor takımımız Ahmet Bulut'u gönderdi ve oyuncuyla hani anlaşıldı zaten. Oyuncuyu bitir getir dendi arkadaşlar. Yani burada da tabii maalesef Yaremçuk 10 2 birden bu takımda olmaz. Ya o yavu olacaktı. Yaremçuk'ta şu an için karar kılındı. Teknik direktörümüz okeyini verdi. Ve Yaremçuk'ta şu an bir hızlanma var arkadaşlar. Hızlanma var Yaremçuk'ta. Benim e, şimdi Mehmet Can Aydın'ın sözleşmesinin uzatılmamasını ben yanlış görüyorum. Benim bu düşüncem. Ryan kiralık vereceksin. Fernandes'le yol ayrımı olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Enis, des, Enis Badri'nin omzu çıktı. Sezona hazır giremeyecek büyük bir ihtimalle. Burada birazcık planlama Enis Badri de değiştirecek. Trezegen'in transferi gerçekleşecek mi bilmiyorum ama Trezeguet'i ben olsam takımda tutarım arkadaşlar. Orsic durumu nasıl olacak? Çok fazla soru geliyor. Orsic'i Trabzonspor takımımız kampa götürüp götürmeyeceğini göreceğiz ama ben götüreceğini kampta karar verileceğini düşünüyorum. Orsic'e direkt teknik direktörümüz Şimdi dün e, hoca ve yöneticiler bir toplantı yaptı değil mi? Transfer gündemi, işte gelecek planlaması, gidecekler, gelecekler. Bunlar zaten 3-5 ay önceden hazırlandı bile. Ama işte kupa maçı da, ligde 3.'lüktü derken kadroda bir bütünlüğü sağlamadığına da bunu hep arada tuttular ve hiçbir şekilde takıma yansıtmadılar, oyun anlamında yansıtmadılar. Şimdi tahtaya yazıldığında ben Orsiç, Abdullah Avcı, ya başkanım, Viska, Trezege Arkada Orçic Fontas dediğini düşünmüyorum ben. Arkadaşlar net söylüyorum size bakın. Ben bu iki ismi de teknik direktörümüzün net bir şekilde söylediğini düşünmüyorum. Başkanım Orçic'i de kampta götüreceğim kararımı vereceğim. Hocaya başkan kesin şunu söylemiştir. Hocam kararını ver ben ona göre transferde ona göre hamlelerimi yapayım. Hani Orçic'in çünkü bir sakatlık durumu oldu. Dikkat ettiyseniz 5 dakika 10 dakikalarla geçiştirdi Abdullah Avcı ve ben Orçic'e şu an 20 dakika 30 dakika veremem dedi. Kampa götürüp hazırlamam lazım dedi. Oyuncu inşallah şu araya akıllı bir oyuncudur da millet tatilde denize girerken çalışıyordur inşallah Orçic. Ben olsam kulübün yerinde gerekirse bir tane fizyoterapist oyuncunun yanına veririm. Bakın net söylüyorum. Veririm abi git kontrolünde olsun çalıştı bunu derim. Ben 2,5 milyon euro bonservis verdiğim, 2 milyon euro maaş verdiğim, yılda 200 milyon TL para verdiğim adama bir tane fizyoterapist gönderirim yanında. Bu adamı kontrolünde her gün bana raporunu vereceksin, idmanını görüntüsünü çekeceksin, atacaksın derim. Çünkü benim bu adama ciddi bir para ödemişim. Önümüzdeki sezon şampiyonluk sezonundayım ve yani benim bu adama ihtiyacım var. Git bu adamı takip et derim arkadaşlar. Şahsen ben sakatlansam <laughs> Fransa'da oynuyorum. Türkiye'ye geldim. <laughs> Pardon. Türkiye'ye geldim ve kulübüm bana oradan kulübüm bana dedi ki ya Giray Kaçar'a bir tane fizyoterapist verin gitsin onunla beraber. Ben otelini ayarlayacağım işte sağlığınızı ayarlayacağım dese Ulan derim Allah razı olsun kulübümden. Beni boş bırakmadı. Zaten ben profesyonel olduğum için kendim de bırakmam da ama yanımda birisi olduğunda, kulübün bir yetkilisi olduğunda daha da bir moral olacak. Kulübüm beni güç, beni önemsiyor. Kulübüm benim sağlığıma dikkat ediyor. Benim bir önce dönmemi istiyor hocam. Hepsine böyle bir borçlanırım. Döndüğüm zaman daha da iyi oynarım. Bunları düşünmemiz lazım. Thomas Mönye abicim kafadaki soru şartları çıktı. Masaya yatırıldı. Hemen, örne, hemen örneğin çocukların işini çözerim. Gerekirse hafta sonu Özel uçak tutarım arkadaşlar zor bir şey değil. Thomas Mönye'nin bu sıkıntısını çözerim. Kardeşimlerim senin çocukların mı özlüyorsun hafta sonu derim. Alırım uçaklarını getiririm özel uçak tutarım. Çözerim ben bu işi bir şekilde ve bunu planlamak çok kolay arkadaşlar. Ve e, oyuncuya özel izin veririm bir gün git kardeşim derim. Bunlar kolay işler arkadaşlar. Bu kadar e, hani 3 milyon 4 milyon eurolara transfer yapılan yerde veririm 20-30 bin 50 bin euro uçak parası. Ayda bir kere gönderirim şurada zaten 10 kere binse iş biter. Bir kere ailesi gelse, bir kere o gitse böyle bir denge kurarsın. Onu çözersin. Oyuncuyu memnun etmen lazım ama Thomas Meunier'in açıklamaları da birazcık kafa karıştırmadı değil. Oradan da her an bir ayrılık haberi gelecek diye korkmuyor değilim arkadaşlar. Ama onun konuşmaları bana bunu gösteriyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz da kanala gelsin. Yeni gelişmeler olursa zaten karşınızda kardeşiniz. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayalım.